Merhaba arkadaşlar, Selex Part 2 ile karşınızdayız. Bir sorun bakalım bugün neler olacak? Neler olacak Armancığım? Neler olacak? Şöyle... Bugün şöyle göster makinamızı. Bugün Haşin Elektronik'teyiz. Ve müzik tesisatımız takılacak. Daha sonrasında park sesi ayıracağız. Çünkü Erman park sesi gitmek istiyor garip bir şekilde. Böyle bir fantezi yapmış kendine. As Matters egzoz yapacağız kısmetse. Onun haricinde ne yapacağız başka? Ne yapalım başka Erman, ne istersen? Ne yetişir abla, ve plakalarımızı söyleyecektik. Durmuş Ali'ye yıktık bunu. Durmuş Ali maaşını alamamış kardeşim. Arıyoruz telefonlara bakmıyor. Evine gidiyoruz, evde yokum diyor, perdeler oynuyor. Tamam oğlum, böyle sevdik Durmuş Ali'yi de. Yani bu Select Part 1'i biz çok beğeneceğinizi düşünmedik açıkçası. Ama beğenmeniz bizi mutlu etti. O yüzden hemen 2'yi çekmek istedik. Yorumları okuduk bir de Erman kardeşimle birlikte. Bazıları yazmış işte arabanın orijinal değerini bozdunuz. Gül gibi arabaya ne yaptınız? Evet, orijinal arabayı bozduk. Orijinal araba çok güzeldir ama orijinal arabaya modifiye yapmak çok daha güzeldir. Yani çok modifiyede bozulacak bir şey de olmadı. Önce stop değişti, amortisör sistemi değişti. Bunları eskisine çevirmek yarım gün olur diye düşünüyorum. Eğer bunu böyle beğenirseniz bu serileri, bundan sonra aldığımız her arabaya yapılış aşamalarını çekeceğiz. Sırada aslında Çağdaş'ın F30 da var biliyor musun? Coil moil takılacak. Onu da çekeriz mesela. Yani bu şekilde devam ederiz. Bak adam ne diyor Erman, ışığımı şahitseniz de ne yaptınız böyle deli gibi. Evet Erman Okur, düşüncelerim neler? Kanka düşüncelerim neler? Müziksiz gezmek çok sıkıntı ya. Neden? Yani aslında sıkıntı değil, arabadan böyle tık ses gelmeyince mutlu oluyorum. Çakal. O zaman seni farklı renk ışıklarımla karşılayacağım bundan sonra ama bu renkle konuşacağız. Turkuaz'a yakın yaptım bak evet, senin için. Evet yakın, benzedi. Arabaya ne takıyorsun şu an? Kanka ne takıyoruz şu an? Pioneer tape takıyoruz. JBL mitleri takıyoruz. Orijinalliğini bozmadan kapıların 13 santim küçük mit takacağız. İşte amfi bas. Öyle tatlı, şıkır şıkır çalacak işte inşallah. Araba hakkındaki düşüncelerin ne var? Yavur ya. Basınca nasıl oldu araba Erman? Şimdi geçen yaptığımız modifiyeler hakkında ne düşünüyorsun mesela basıklık olarak? Kanka şimdi şöyle, zaten başarını kullandık. Evet. Adam yani bu işin piri, yapıyor. Hani öyle araba böyle saçma saçma sekmiyor. Kule gergisini yaptık. Yani aynen, kule gergisini sekmiyor. Yeni yaptık. Onu çekmemiştik. Şimdi onu da çekelim, iyi hatırlattın. Aynen, onu da çekelim. Yani çok güzel oldu. Araba orijinal araba olduğu için biz yaptık, biz düşürdük arabayı, biz bastık. O yüzden tık da ses gelmiyor. Bu arabayı böyle koruduğumuz sürece böyle kalacak diye umut ediyorum yani. Pazarın içinde üzerine çarşaf döküp fotoğraf çekmeye devam mı yani? Tabii ki. Çarşafsız olmaz mı diyorsun? Olmaz. Çarşafsız olurlar, Erman Okur. Bunu bir de arabayı da çekelim. Kaputu açtı, kule gergisini de çekelim. Hangi detay seversin? Peki bu attılar kaç point Erman? Kanka ne yazıyor baksana ya. Ne yazıyor? Tabii hemen reklamını da yaptım. Oo çok güzel olmuş lan. Bir işe yarıyor mu sence bu? Kanka çok yarıyor ya. Yani araba kule gergisi çok saçma sekiyordu. Kule gergisini takınca ikisini eşitleyince yani eşit sekiyor. Çukurlara falan düşerken yani bir tarafı böyle lak diye yere düşmemesini sağlıyor. Yani bence benim gördüğüm kadarıyla. Ne güzel. Gene motor içinde çiçek gibi kardeşim. Rengarenk, ışık paket. Vay be, ilk defa teyip de takılacak ha. Arka koltuklar ne olacak Erman? Attın mı çöpü? Kanka onlar ağırlık yapıyor. Yalıtım falan olacak mıymış ufaktan? Hani yapıyor zaten öyle kanka mi? Yalıtımlar, aynen. Gene onun aşamalarını da çekelim. Erman hadi bir kahvaltı mahvaltı bir şeyler al gel ya. Tamam kanka alacağım. Ne alacaksın? Kuş sütü. Neyi istersin? Börek kuş sütü. Kuş sütü. Evet. Kuş. Oğlum tipimize bir bak kuş. Ne kadar kötüyüz lan. Gece 3'te eve gittik, 8'de gene bizi dışarı çıkarttın. Hadi. Ya nedense hep böyle oluyor. Ertesi gün çok işimiz, erken kalkacağımız bir zaman evet. Olduğunda evet. Geç gidiyoruz. Evet. Neden? Çünkü bunu seviyoruz. Seviyor musun? Bence seviyoruz. Güzel. Güzel. Bak bu alarm benden sana gelsin. Eskimine taktıracağım bunu. Ezme var. Kırçın kral. Bak ne kadar sinirli olmuş. Bunlara bir kaş yapalım farlara.
Şöyle. Aynen. Önce ama kuzen yazdırıyoruz mu ama? Kuzen değil, tamam kuzen yazdıracağız. Sensin mi yazdıracağız? Aynen. İsmet kardeşim çok seviyor o lafı. Bir de evet. Durmuş da seviyor da Durmuş biraz şey... Boş ver beni. Ne oldu? Yani ilk midimizi taktık. Midimiz ne oğlum? Mit. Hoparlör. Mit. Milli İstihbarat Teşkilatı. Gel bakalım bize şu bildiklerinden biraz göster motor içinde. Yaptığın modifiyelerden, turbolardan falan, noslardan falan göster. Bu araba. Bu ne, bu niye mavi? Kanka o ne, niye mavi? Cam. Cam suyu. O ne? Bu Paşa'nın Link, çilekli. Özel karışımlı antifrizi. Başka ne var? Kanka bir de burası var işte. O ne? Farikama'nın suyu. Çalışıyor mu? Yani tamponu sökmemiz lazım. He. Hortumları takır değil kanka. Taktıralım onu ya. Aynen, kaportacağız. İnşallah onu da yapacağız. Aracın zaten 2-3 tane özelliği var. Onları da kullanmıyorsun harma. Değil mi? Maşallah cıncık. Tırın tırın. Bas kaçlık 40 mı harma? 30 mu? 40 bir yok ya, 30 saattir. Ulan ben XLX'in bagajına bir bas koyduğum arabayı anlamıyordu. Sonra bir binlik aldım. Sonra onu da seviye taktıydım. Sonra? Sonra sattım, satarken gitti işte. Bu da böyle bir anımdır. Neden GP? Bunun bir anlamı mı var? Söyleme, söyleme, tamam söyleme. Tamam, söylemeyeceğim. Kesmek zorunda bıraktırma şimdi beni. Ama yengemizin plakası daha güzel. Aynen, GP 800 de geldi. Şöyle dükkanın içini de çekeyim size. Ne olacak lan panzer atı yoksa? Şaka. Korkma. Üzülme Japonca. Korktun mu? Korkmadın mı? Korktun mu? Korktun mu? Beyaz giyme. Kardeşim motorum yok ama bu sefer kendim yanlayarak gireceğim. Ne? Motorum yok, kendim yanlayarak girdim. Kardeşim bu ne ya? Selam bu hal ne ya? Benden görüp beyaz pantolon almışsın mesela. Aynen kardeşim ya. Abi, o kadar da yüzsüzüm. Adam nasıl giyiniyor bak. Daha cevher ayakkabı var, daha cevher pantolon var. Tam giyiniyor da geçen 48. yaş gününü kutladık ve hala bekar. Yani giyinmekle olmuyor bu işler. Evet. Ben kendim için giyiniyorum ama. Anladım. Bu da kendimin yalanı. Anladım. Kendime anlattığım yalan. Teşekkür ederim. Kendimi kardeşim. Avutuyorum. Evet. Kendini avutanlar da bu akşam. Ünlü genç iş adamı Emre Arkan misafirlerini Ekotunet'te ağırladı. Yalandan gülüyor, görüyor musun? Peki ağırlamayacak. Sinirli bakma ama. Egzozucu dayıya desek ki bize egzoz yap, parasını sonra veririz. Yapar mı? Yapar, niye yapmasın? Değil mi? Ben de öyle düşündüm. Takılma bunlara. Tamam. Her şey para değil değil mi? Sanayide, yeni sanayide. Takılma. Özden'in girdiği bir sanayiden çok bir şey beklemeyin artık. Yani sanayi benim bildiğim kadarıyla 4 aydır falan kan ağlıyor. Ekmek yok. Özden'in böyle geçiyor Özden caddeden esnaf köpekleri indiriyor böyle. Kovboy filmlerinden şık, bir şeyler yuvarlanıyor ya, öyle oluyor böyle. Sanayi kapalı bugün kardeşim diyorlar Özden'e. Özden en son Lidyalılar ilk parayı bulduğunda parayla alışveriş yapmış sanayide. Aynen. Bundan sonra hep Özden'in takas yöntemiydi, o da bitti artık. Takas yöntemi de yok. Sadece alma psikolojisi var. Böyle alıyor. Verme konusunda hiçbir şey yok. Erman kardeşim de Özden'in yolunda ilerliyor maşallah. Tabii ki hayır. Lan ne oldu? Ben borcuma sağ dön oğlum. İsmet! Hadi gel bu sefer kahvaltıya gel. Ya kaç yaşında adamsın, ne yapıyorsun Emre abi? İsmet hadi bu sefer kahvaltıya gel lan. Bu sefer ısmarlayacağız, ayırdık sana söz. Hadi börek ayırdık, gel. Gelirsizsiniz lan, börekleri bitiriyorsunuz hep. Oğlum sen börek hak edecek bir şerefsiz misin lan? Durun, ben izin alırsam gelirim biraz da yanınıza. 4'e kadar borçluyum var. Ulan keşke demeseydik, gelip gelip gelip. Modifik çalışmaları son sürat devam ediyor gördüğünüz gibi. 01 motorumla online'ım. Lastiklere de çok şey diyen olmuş, hani ince yanak falan taksanız da diyen. Aslında lastikler şöyle göstereyim. 185-55-14 ama dandik bir marka sanırım. Ondan dolayı yanakları etli ve kalın duruyor. Bu sebeptendir ki lastikleri de tekrardan değiştireceğiz. Bu bugüne yetişmez. Artık partuşa da başka bir şeyler koyarız diye düşünüyorum. Arka MDF yapılıyor şimdi. O bitsin. Açık, çok bir şey kalmadı. Görüşürüz kardeşim. Çok bir şey kalmadı. Buradan çıkacağız. İç sesini güzelleştirdik. Şimdi dış sesine önem vereceğiz. Kısmetse. Bakalım. Şey biliyor musun? Sen su işler.
kadar daha sen ne yap? Ayşe ile Ayşe'nin oraya geldiğinde bak. Ayşe'm istiyor. Teşekkürler diyorum. Ayşe'cim bu sefer... YSA'nın oraya. Oradan kanal boyundan otoboya doğru. Sen de YSA'nın oraya gel. Ama evet. Siz dinlediniz. Peki. Selamlar, selamlar, selamlar. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Bizim meşhur egzozcu dayıya geldik gene. Aynen. Şimdi bu Tofaş egzoz yaptırmaya geldik ama dayıyla konuştuk, ne isterseniz yaparız dedi. Yalnız bunlarda iki tip muhabbet oluyormuş. Biri aç kapalı, sadece ortaya. Ondan çirkin bir ses çıkıyor biliyorum ben, ne de vardı. Aynen. Bizim istediğimiz o değil, bizim istediğimiz ezme headers şeklinde ama onunla da aç kapı olmuyormuş. Ve headers düz boru, sona egzoz bayağı masraflı bir sistemmiş. He kuzen, he ezme. He ezme var kuzen. Onu yapacağız ama bunun da aç kapası olmayacak, riskli bir iş. Erman'ı aradık, açmadı. Şu an anlamsız duygular içindeyim. Erman'a bir sürpriz mi yapsak diye düşünmek. Aynen, Erman'a yapsak ama işte gerçi hep de bilmiyor araba yani, yapsak. O da olur da. Değişik. Erman değişik bir kardeşimiz. Aynen, beğenmezse sonra... Mızılar. Tamam olmuş ama yapar. Arka frenleri iptal ettim de ağladı. Niye böyle bir şey yaptın diye. Erman Tofaş'a biniyor ama... Kafa yapısı hala onda, Tofaş'a alışamadı. Önerileri alalım beyler, 3000 like'a komple her şeyi sökeriz. Direkt motordan sonra hiçbir şey yok. Aynen, düz boru bile yok, boru bile yok. Direkt motorun ağzında. Aynen. Aslında bu John Lane tarzında bir şey olsaydı direkt alırdık fikirleri de. Vardır adamların da bir fikirleri. Yani mutlaka vardır da. Ya şey diyor, Koran abi de arkaya Varex bağları diyor ama o ses de istediğimiz onda, işte. Onda gibi çıkıyor. Aynen, diyor. Ezme sesi istiyoruz biz. O olmaz işte. Biz Isparta usulü koyu ekmeği, taş ekmeği istiyoruz. Ya çok bir şey istiyoruz yapalım. Bu hayatta. Ha? Seninki gibi yapalım. Benimki gibi yapmayalım. Başka yapalım. Bir şey yapalım. Yani buna iki tip var, başka bir bak. Şey yok. Heh. Kim aradı? Durmuş Ali. He kuzenim he. Söyle Durmuş kuzen Ali. Söyle. Ezme var, gel. Ne yaparsınız kuzenim? Ne yaparız, görüyorsun. Egzozcudayız. Maddi olarak yanımızda olmasalar da manevi olarak ruhen hepsi yanımızda gördüğünüz gibi. Ezme mi anlatacağız? 106 videosu ne zaman geliyor, 106 videosu? Kardeşim, bekle, zamanı var kardeşim. Acele et. Ne oldu Ertuğ'un zamanı var ya? Getir 1-3-3-5-4-2-1 yakalım. Kardeşim, jetonlarınızı hazırladınız. Ne diyor? Jetonlarınızı hazırladınız mı diyor. Hazırladık, 20'şer liralarımız var, birer tur bineceğiz hepimiz. Tamam kuzenim, hani Okan sürmüş ama bir şey demiyorum kuzenim, tamam. Kaç kişi? Hala anlamsız duygular içerisindeyiz, yaptırsak mı yaptırmasak. Evet, Erman'ı yakaladık şimdi. Güneşte gözleri iyice küsürdü. Zaten gözleri. Yak yak. Al. Şimdi Erman'cım, egzozu nasıl yapıyoruz biliyor musun? Nasıl yapıyoruz kanka? Komple. Bir sakin ol. Muhittin abi bir kapat müziği. Şurada bir şey konuşuyoruz. Özden şu önde an bizi ağır trollüyor. Önde orijinal bir araba var kardeşim. Önde orijinal bir araba var. Dikkat et. Egzozu buzu bulduk. Komple sistem ezme aç kapa şeklinde. Gönderecekler. Aynen. Onu gönderdikten sonra taktıracağız. Bugün evet. Yetişmedi. Yetişmedi. Ve onu maalesef. Sabahtan bırakmak gerekiyormuş. Öğleden sonraya falan oluyormuş. Sıkıntı yok. Uzunmuş ya, yani. Aynen. Uğraşır durursun. O artık bir dahaki parta. Aynen inşallah. Şimdi Erman'ın tesisatını deneyeceğiz. Erman daha hiç dinlemedi. Evet bir bakalım. Bir eski aldım. Alıyorsun sen burada. Var ya araba bir kaçarsa 2-3 arabanın kaderiyle oynarsın ama. Hadi Erman, ver coşkuyu. Araba da maşallah. Çok temiz. Teybimiz bu kanka. Kapı içlerinde hoparlörler var. Arka böyle oldu. Burada bagajda bas var. Sana çok özel bir müzik attım. Bütün herkes bu müzik için tribe girecek Erman. Ver ver. Plaka zırgır falan ediyor. Bunu abi sabitleyeceklerdi. Ben dedim ki bu bunun şerefi, bu zırlayacak orada. Sabitlettirmedim. Niye burada?
ben döndüm gelirken ben biraz döndüm gelirken ondan olabilir. Kanka bunu sabitleyelim, çamurlu mamurlu derler bu var ya. Ama sana bir şey diyeyim mi Erman? Araba bir dönüyor şeyde. Şurada. Aynen. Araba hani sıfır lastikli her yerde yanlamıyor ama orada bir dönüyor Erman. Aslında bir video yapabiliriz de çok kalabalık orası ya. Yani. Akşama. Ha, yarın yaparız. Yarın, gündüz, sabah, yani. Pazar. Videomuzun sonuna geldik o zaman. Aynen. Bugünlük bu kadar. Bunun başka partları da gelecek. Evet, inşallah. Bugün birçok şey yapmak istiyorduk ama yapamadık. Çünkü modifiye böyle bir şey. Bazen istediklerimiz olmuyor. Egzozu artık bir dahaki de sistemimiz geldiğinde yapacağız egzoz sistemimiz. Yani güzel bir sistem olacak inşallah. Yani bana da sürekli fırça atmayın haftada iki video atacaktan nerede diye. Ortam oldukça atıyorum. Bazen ortam olmuyor ama YouTube güzel oturacak herhalde anladığım kadarıyla. Sürekli atacağız biz de videoları size. Videoyu şu şekilde, şu sesle kapatmak istiyorum. Ne oldu, gene yanlayacak mı? Hadi. Dur dur. Dur dur. Nereye, sağa mı döneceğim? Gene düşmedi beyler. Gene düşüremedik Emre abiye. Bir tane müzikim var. Aynen, sırf onu attım. Merhaba arkadaşlar. Dünkü video biraz eksik kaldı. Egzozu takamadık. Video boş geldi biraz. O yüzden üzüldüm. Ve sizlere bugün biraz daha bir şeyler çekeceğim. Video tahmini 3,5 saat falan olacak anladığım kadarıyla. Ama olsun. Durmuş. Yardım edeceğim mi adama? Yardım yok kardeşim. Neden? Bütün malzememi aldı zaten, onu kullanacak. Niye yardım edeyim? İsmet dün akşam sana yalvarmıyor muydu, beni eve bırak yarın ben yıkarım. Güzel, eve bırakacağım bunu, tamam mı? Diyor ki Durmuş diyorum, yarın diyor malzemeleri getir diyorum, arabayı yıkarım. Tamam kuzenim diyor, getiririm diyor, yıkarız diyor. Ama bunu başta söylese yıkamayacağım diye eve bırakmayacağımı, yayan yürüteceğimi biliyor ya, şerefsiz işte. Bu da İsmet kardeşimin makinesi. Bunda sadece tek eksik bir farlar kaldı. Farlara bir ayar vereceğiz. Gerekirse Silverline farları takacağız. Onun dışında çiçek. Yaz kuzenim yaz. Bütün kızlara yaz. Kimseyi bırakma Antalya'da. Antalya'da kimse sağ kalmasın kuzenim. Hepsine yaz. Herkese yaz kuzenim. Olimpik koşuculuk yapıyor İsmet şu an. Oğlum bu nasıl lan? Uzaktan az, uzaktan. Hadi ya. Ne yapacağız senin bu kuzeninle? Vallahi kuzenim çok sıkıntılı ya, baksana. Çok ağır sıkıntılı. Hoş geldin Erman kardeş. İsmet yıkamaya hala devam ediyor. Bu da saktan güzel detaylardan. Osman abi nerede? O da burada bir yerdeydi. Yorgun kral da geldi. Ay yavrum, ay ne tam aynay. Özden Soydaş Ayna Modibit 2018. Kuzen, arkada gelen niye öyle? Drag için yaptı kuzenim arabayı. Dragger boy Özden Soydaş. Selamun aleyküm kardeş. Selamun aleyküm. Ön baska. Aleyküm selam. Bas bakayım bir. Ön baska gelmedi. Ne oldu? Yarak 106'ya benzemez ama fırlarsın bir yere, güçlü makine bu. Ermanlarla yıkıyor arabasını gördüğünüz gibi. Günde 3 kere araba yıkatacak. Güzel. Hadi dön burada.
Dön hadi buradan. Arka şey nasıl? Lastik şeye baksana. Atın sırtına kelebek konmuştur o. Arabanın önünde patlamış atıyor hocam. Dört tekel yaptı. Ne yapıyor oğlum bu? Hiç durak arabasına binmemiş. Ben çocuğu araba verirsin, ileri geri park eder ya muameleden arabayı sürmek için. Aynen o işte bu. Azıcık daha bir sürü çocuk kurmuş Ali Yılmaz. Beğendin mi kardeşim? Güzel. Hadi o zaman bitirelim şu işi. Hadi gidelim. Hadi. Online miyiz? Yes. Ulan bu Selex harbi yordu Erman'ı ama. Baksana kanka şıkır şıkır oldu be. Güzel çekiyorsun ha. En sevdiğim açıdır. Oldu mu diyorsun? Oldu. Olmaz mı? Severim. Bak şurada bir detay var. Erdi abi. Bak bu FF'den kalma. Şimdi size bir Apache'nin borcunun kavşağı ödemesini yapacağım bugün de. Bak Dali kardeşime bak. Hemen online. Topaççılardan kim kaldı be? Yani eski bir topaççı olarak da. Ay. Ne diyorsun sinir kanka? Stres attım ama araba çok güzel dönüyor kanka. Bende de topaç vardı, benimki böyle dönmüyordu. Şimdi bu arabaya ne yapacağız? Bu arabaya bir kere diferansiyel yapacağız videonun ilerleyen bölümlerinde. Ve Ezma Yadırsımız'ın siparişini verdik kısmetse. O gelecek. Başka aklında bir şey var mı Erman yapacağımız? Yani kanka şu anda yapacak bir şey yok. İleriki zamanlarda belki Air yapabiliriz. Aynen. İlerleyen zamanlarda belki Air'e çevirebiliriz. Durum bu yani. Hadi bir de sen dön de ben seni çekeyim bakayım. Nasıl dönüyormuşsun bir görelim kuzen. Bir bakalım nasıl olacakmış. Egzoz şart ya. Aynen. Egzozsuz olmuyor. Hadi bir dur da sevip de kavuşamayanlar için hadi. GKR Tayfar da online. Osman abi bir kesici yap. GR Inside. Yani bunlar da ailemizin yeşillikleri işte beyler.
Zaten biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Bak bütün tarikat burada online, gördünüz mü? Videonun sonuna geldik. Başka videolarda da görüşmek dileğiyle. Bir mesajın var mı Osman abi matkapsıma? Ne söyleyeyim? Ne söylemek istersin? Bize sevmeyi anlat. Lanet ondacılar, sizi sevmiyor. Senin var mı bir mesajın kardeşim? Benim yok mesajım. Ha takip edin. Takip edin. Kanalı takip edin. Bir like yapın. Yorumları da beğenin. Beğenin, yorum yapın, like yapın. Kuzen! Trip trip trip. En güzel İsmet kardeşim konuşur ya. Delirdin ortalığı. Ortalığı delirdin. Yakın gudurdun. Ha. Aslında videomuz bitti ama alem yapmaya devam ediyoruz Özden kardeşimle. Değil mi Özden? Aynen. İsmet de var bak. Alemin kralı. Yeah, yo. İşte matkaps olmak bunu gerektirir. Şimdi en çok şey benim yiyip içmem lazım burada. Ye kuzenim. Ye, en iyisini ye, kuzenim yer. Ye. Siz hepiniz kuzen misiniz ya? Hepimiz. Bu arada hepimiz arkadaşlar. Kuzeniz. Oğlum ben uzaktan toplumun, yakından kuzeniz. Toplumun hazır değildi. Niye bunu açıkladın şimdi? Dayımın burada? Oğlu, halamın oğlu, teyzemin oğlu, nenemin oğlu. Eniştemin kızı. Eniştemin kızı. Bu da neydi belirsiz işte, kuzen diye aldık. Şimdi Mısır'dan gelen kuzenim. Gemiyle gelen kuzenim. Gel kuzenim gel. Gemiyle sen gel. En iyi kuzenim gelir gemiyle. Oğlum. Bu da Japonya'dan kuzenimiz. Dök güzelim, onu da dök. Onu açmak. Özden de YouTube kanalı var, Özden Soydaş. Neler yapıyorsun Özden orada? Orada striptiz ne yapıyoruz? Striptiz şovlar yapıyor. Evet. İç çamaşırları deniyor. Başka neler yapıyorsun? Orada araba üzerine her şeyi yapacağız. Niye canımız ne istiyorsa onu yapacağız, eğlenmek için. Bir şey yok, kriter yok. Videoyu şu an durdurmak zorundayım çünkü burada gördüğünüz her şey 3 saniye sonra yok olacak.